Değerli konuğumuz olacak bu önemli günde. Tuncay merhaba, günaydın. İyi günler, merhaba Melda. Sonunda bunu da gördük diyoruz. Bunca yıllık ekonomi yayıncısıyız. Biz rastlamadık. Sen rastladın mı? Onu soracağım. Çünkü Amerikan tipi ham petrolde öylesine bir düşüş oldu ki dün 21 yılın en düşük seviyesi diyorduk. Bugün eksi diyoruz. Yani ABD ham petrolü Mayıs kontratlığı alana üzerine para veriyordu ABD. Nasıl bu noktaya gelindi? Evet. Ama bizim ithal ettiğimiz birim hala Londra Brent petrolünün varilinde hala 27 dolarlar fiyatlanıyor. Bunu da altını çizelim. Bu ne anlama geliyor? Mesela Uğurkan Demir de sormuş. Geri Sayım Et NTV.com.tr'ye izleyicimiz sorusunu göndermiş. Amerikan tipi ham petroldeki düşüş bizi etkiliyor mu? Bir kere ne anlama geliyor bunu anlayalım. Tunca sonrasında bize etkisine bakalım. Evet, yani her şeyden önce dünkü yaşanan olay ciddi bir anomaliydi. Ve belki de son 100 yıldır hiçbir şekilde yaşamadığımız bir durumdu. Benim için de bir ilkti. İlk defa yaşadım yani aslında. Hatta dün sosyal medyada bununla ilgili pek çok resimler var. Tam böyle eksi 30 dolar olmuşkenki hali var. Herkes o resmi hatıra olarak alıyor. Ben de aldım açıkçası, hatıra olarak alacağız. Öncelikle şunu söyleyeyim. Dün düşen ABD tipi ham petrol spotu değildi. Yani dün düşen Mayıs ayına vadeli petrole ait future şeydi, hissesiydi. Ve bu nedenle bununla ilgili de bugün işte vade sonu bitiyor o tarafta. Bu da sanıyorum vadenin de son günü olduğu için de herhalde bir çok sert, çok agresif de bir fiyatlamalar yaşandı orada. Çünkü iki tane yatırımcı var o piyasada. Bunlardan birisi bu future sözleşmelerini bir hisse senedi gibi alım ve satımla ilgilenenlerdi. Bunların da amacı işte Mayıs'ı satıp Haziran vadeli sözleşmelerden almaktı. O da tabii ki ister istemez Mayıs kontratlarında satışa da sebep oldu. İkincisi de bunu fiziki olarak alan NYMEX'te biliyorsun bunlar işlem oluyor ve bunları vade sonunda eğer satmazsan fiziki olarak da petrolü alıyorsun. Bunları da fiziki olarak alıp da işte petrol işi yapan şirketler. Ancak şu anda vaziyet o kadar acayip ki Amerika'da çok fazla aşırı petrol var. Petrol stoğunu depolayacak alan yok. Bütün bunlar pek çok şirkette ekstra da masrafa sebep oluyor. Yani o petrolü alsanız bu sefer onları depolamanız için ekstra bir ücret ödemelisiniz. Hadi diyelim o ücreti verdiniz, ödediniz, petrolü aldınız, stok yaptınız. Ne yapacaksınız? Satsanız satamıyorsunuz. Çünkü her tarafta petrol var. O yüzden bunlar da bu şirketler de aman ben bu petrolü almayayım diyerek onlar da satışa girdi. Ve işte böyle çok uzun bir zamandır benim de ilk defa yaşamış olduğum bir anomalik bir hareket izledik ama... Yani bu düşen Mayıs ayına yönelik future sözleşmesiydi. Spot yani şöyle VTI şu anda Tuncay, tüketici deyimiyle son kullanma tarihi geçiyordu ve astarı yüzünden pahalı hale geliyordu. Maliyeti, taşıma maliyeti de öylesine fazlaydı ki böylesine bir değeri gördük. Yani doğru, aslında çok güzel ifade ettin. Şu anda yaşadığımız olay oydu. VTI'da ABD tipi ham petrolün spot fiyatı şu anda 14.64 dolarda. Haziran vadeye baktığımız zaman future sözleşmeleri aşağı yukarı 21'lerde. Yani aslında petrolün düştüğü yok. Yani oralara falan düştüğü yok. Türkiye'ye etkisi ne olur'a gelince... Tabii ki spotun düşüyor olması Brent'le daha çok biz tabii ki ilgiliyiz. Spotun da düşüyor olması tabii ki Türkiye'ye cari baskı açısından, cari işlemler açısından matematik anlamda bize bir faydası mutlaka olacak. Ama tabii ki sadece petrolden elde ettiğimiz bir şey yok ortada, bir avantaj yok. Turizmden kaçmış olan bayağı ciddi rakamlar var.
Yani hepsini bir potanın içinde eritip ona göre de bakmakta fayda var. Herhangi bir yorum yapmak zor açıkçası, ama matematik olarak petrolün düşmesi bizim cari açımız için tabii ki olumlu olacak. Fakat olumsuz olacak da pek çok etmen var aslında. Evet, dünya ekonomisi daraldığı için, talep düşeceği için bu böylesi seviyeleri telaffuz ediyoruz. Şimdi bir iki başlıktan sonra haber notlarına geçelim istiyorum. Mesela Rahim Erkazan, Amerikan borsaları dün diğer ülke borsalarına göre negatif ayrıştı. Nedeni nedir diyor. Burada Amerikan borsalarının ayrışması bize etkisi ona bakalım. Gelişmekte olan piyasaların durumu nedir? Borsa İstanbul bundan nasıl etkilenir yeni güne başlarken? Çünkü dün bir yükseliş denemesi vardı. Devamı gelir mi soruları da var. Ne Evet. diyebiliriz bu noktada? Valla Melda şunu söyleyeyim, ben dün bu petrolün hareketinden ötürü biraz korktum ve ürktüm. Yani ABD endeksleri aslında çok sınırlı bir şekilde düştü. %1,2, daha da fazla da olabilirdi. Henüz tabii geçti diye de bir şey söylememiz de zor. Yani bir sabah Amerika'da işte petrol şirketlerinden birkaç tanesinin iflas ettiği haberi de olabilir birkaç gün sonra. Bunlar da yani olabilir. Bunlar da tabii ki Amerika'daki endeksi de olumsuz etkiler. S&P endeksi de tam da böyle 50 günlük ortalamasından döndü. Ve siz de az önce verdiğiniz ekrana bir direnç seviyesi vardı 2880'lerde. Oralardan bir dönüş yapıyor. Daha da aşağıya inerse dünyayı da etkileyebilir. O yüzden izliyoruz. Şimdilik sakin bir hava var. Future'larda da çok sınırlı düşüşler var Amerika'da. Avrupa'da sanıyorum %1,5 gibi bir aşağıda bir açılış olacak. O yüzden şimdilik hani o yani petrolde dün yaşanan neydi, ne oldu? Herkes bir şaşkınlık içerisinde. Bizde ise yukarı bir hareket var, iştah var ama çok erken. Yani ben mesela şahsen endeksin 50 günlük ortalamasının üzerine çıkıp yerleşmesini isterim ki o da şimdilik 100 ile 101 bin arasında bir yerlerde. Yani bu seviyelerin üzerine çıkıp yerleşmedikçe endeksteki yükselişin de daha da ileriye gideceğini söylemem aslında. Yani çok zor. O yüzden ben de temkinliyim aslında. Endekste teknik olarak kar satışlarının olabileceği yerlere geldik, ulaştık. O yüzden bizler mesela pek çok yaptığımız yorumda bu seviyeden yeni alımlar yapmanın riskli olacağını, endeksin 100 binlerin üzerine çıkıp yerleştiğinden emin olduktan sonra yeni alımlarda yapmanın çok da faydalı olduğunu hep ifade ediyoruz. O yüzden bence acele edilmesin. Zaten şu anda borsada %100 hissede bulunacak bir ortamımız hala daha yok. Bu bizim için hala o çok güçlü olan 20 Mart'tan itibaren yaşanan, pardon, 20 Şubat'la 20 Mart arasında yaşanan o büyük düşüşün bir tepkisi aslında halen daha. Ne zaman 100 binlerin, 101 binlerin üzerine çıkar, yerleşir, işte o zaman diyeceğiz ki evet, olumsuzluğu atlattık. Bundan sonra daha iyimseriz şeklinde bir yorum yapacağız. İşte o zaman hisseler arttırılabilir, yeni riskler alınabilir. Ama bunlar olmadıktan sonra şimdilik full bir şekilde hisseye saldırmanın da çok fazla bir alemi yok. Dikkat etmekte fayda var. Evet. Aslında borsayı konuşurken Kemal Gür ve Furkan Asan'ın da sorularını yanıtlamış olduk. Onların sorularını da bir dile getirmekte yarar görüyorum. Kemal Gür bize demiş ki borsada 100 bin seviyesine çok yaklaştık. Geçilecek mi, ne dersiniz? Furkan Asan da demiş ki BIST'te yükseliş devam eder mi yoksa tekrar bir dip görür müyüz? Biraz önce ayrıntılı yanıtladın ama yine de bir sorular yanıtsız kalmış gibi Evet. olmasın. Bir cümleyle nasıl toparlayalım? Ya da bir iki Yani 100 cümleyle. binin üzerinde yerleşmediği sürece yeni bir alım yapmam. Mevcut hissemi de 100 bine yaklaşırsak eğer orada temkinli olmak amacıyla da satarım. Ama siz uzun süreli bir yatırımcıysanız, yani ben buradan aldım 2-3 yıl tutacağım şeklinde yaklaşıyorsanız sizin için herhangi bir yorum yapmam. Çünkü gerçekten fırsat veren yerlerdeyiz. Çok olumlu yerler buralar. Yani bundan 2-3 yıl sonrası için de güzel fırsatlar yaratacak seviyeler var. Bu yatırımcıların
çok ani hareketler yapmasına çok fazla bir ihtiyaç yok aslında, ama kısa vadeli hareketler yapıyorsanız buralar bence önemli. Bugün için de ekstradan şunu söyleyeyim. 97.500'ü izleyeceğiz. Bu seviyenin üzerinde satışlar eğer durursa herhangi bir sorun olmayabilir, ama 97.500'ün aşağısına düşen bir endekste satışlar gelecek günlerde daha da aşağı yönlü de hızlanabilir. Bunu da Evet. ifade etmek isterim. Şimdi Viyop'un vadeli işlemlerinin açılışı da geldi Tuncay. %0,9'luk yaklaşık %1'e varan bir düşüş var. Borsa İstanbul'la da BİST'te de yüzde de bir sinyal etkisi yapıyor. Açılış nasıl gelir yani? Bir miktar aşağıda açacağız. Yani Viyop biraz fazla sert oynaktır olabilir. O yüzden onu çok fazla gösterge almayalım, ama yani yön açısından doğru aşağı yönlü bir açılış olabilir. Açılışlar çok önemli değil. Önemli olan gün içerisindeki seyir önemli. Endeks aşağıda açabilir. Günün içerisinde yeniden artıya da geçebilir. Şimdilik herhangi bir yorum yapmamakta fayda var, ama bir açılışı alıp en azından bir saat, 1,5 saat bir görmekte bana göre fayda var. Yalnız söylediğim gibi tam yani ABD borsası 50 günlük ortalamasından aşağıya iniyor. Dolar endeksinde bir yükseliş var. Yani biraz küresel borsalar biraz böyle bir hani limoni 1-2 gün yaşaması muhtemeldir. En çok korktuğum şey, tekrar ediyorum, bu petrol hadi bir kontrattı. Hangi şirkette ne kadar vardı, kimler ne kadar zarar etti, bu konuda bilgimiz yok. Ama yani yarın öbür gün, 3 gün sonra ya da 5 gün sonra Amerika'da bir sabah uyandığımızda birkaç tane petrol şirketinin iflası gibi haberler başlarsa, işte o zaman biraz canımız sıkılabilir açıkçası benden. Çok önemli bir nottu. Şimdi haber başlıklarına gidelim. Ardından dolar TL 7'nin üzerine çıkar mı? Altın ne olacak? Gram ne olacak? Tuncay Turşucu'ya pek çok soru var. Hepsinin yanıtı için az sonra diyelim efendim ve başlıklara gidelim. Ne yazık ki acı bilanço koronavirüs başlığında karşımıza çıkıyor ilk maddede. Koronavirüs salgın nedeniyle 24 saatte 123 kişi daha hayatını kaybetti Türkiye'de. Hayatını kaybeden hasta sayısı 2140 oldu. 24 saatte 39.703 test yapılırken bunlardan 4.674'ü pozitif çıktı. Böylece toplam vaka sayısı 90 bini aştı. Yapılan tedavi sonucu 1.454 hasta ise taburcu edildi. Bazı ülkelerde vaka sayılarında görülen düşüşün ardından alınan önlemler hafifletilmeye de başlandı. Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da küçük dükkanlar kepenk açtı. Danimarka'da da kuaförler, dövme salonları ve ehliyet kursları yeniden faaliyete geçti. Uzmanlar ise ikinci dalga riskine dikkat çekiyor. Öte yandan Amerika'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 42 bini geçti. Vaka sayısı ise 790 binden fazla sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde. Dün gelen karar önemliydi. Sokağa çıkma kısıtlaması süresi uzuyor diyebiliriz. Sokağa çıkma kısıtlamasının süresi uzadı. Kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 23-26 Nisan arasında yine 31 ilimizde sokağa çıkma sınırlandırılmasını özellikle planlıyoruz dedi. 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonları uygulanan kısıtlama bu hafta 22 Nisan gece saat 24'ten sonra başlayacak efendim. 4 gün sürecek. Erdoğan ilk kez normalleşme için takvimde açıkladı ve Ramazan bayramı sonrasını işaret etti. Umarız çifte bayram yaşarız dedim. 170 ekonomi küçülecek. Bir değerlendirme geliyor. Uluslararası Para Fonu'ndan, IMF'den. IMF Başkanı Georgieva koronavirüs salgını nedeniyle 170 ülke ekonomisinin bu yıl daralacağını söyledi. Georgieva virüsün etkilerine ilişkin yazdığı blog yazısında sadece aylar önce 160 ekonomide kişi başına düşen gelirde artış kaydedilmesini öngörüyorduk. Şimdi kişi başı gelirler azalacak değerlendirmesinde bulundu. IMF Başkanı 102 ülkenin kendilerinden yardım talebinde bulunduğunu belirterek 50 ülke Nisan sonuna kadar IMF'den destek kabul etmiş olacak ifadelerini kullandı. Petrol fiyatları başta da belirttiğimiz o manşet dörtlü gündemde de karşımıza çıkıyor. Petrol fiyatları
çöktü kelimenin tam anlamıyla. Virüs salgının Amerika Birleşik Devletleri'nde ekonomiyi durma noktasına getirmesiyle birlikte Amerikan tipi ham petrol fiyatları tarihte ilk kez sıfır seviyesinin altına indi. Bu süresi dolacak Mayıs vadeli Batı Texas petrolünde eksi 40 dolar seviyeleri görüldü. Haziran kontratlarında ise fiyatlar 20 doların hemen üzerinde. Fiyatların eksiye inmesi petrol üreticilerin alıcılara ellerindeki petrol için para ödeyeceği anlamına geliyor. Söylediğimiz gibi üzerine para verilecek bir anlamda. Piyasada çok fazla kullanılmamış petrol olması ve Amerikan enerji şirketlerinin depolarının kapasitelerinin dolması fiyatlardaki sert düşüşün ana nedeni. Az önce Tuncay Tuşucu da detaylı bir şekilde nedenlerini ve sonuçlarını bize aktardım. Devam ettiğimizde efendim virüs salgını nedeniyle düşen petrol fiyatları dün küresel piyasaların ana gündemiydi. Başkan Donald Trump 75 milyon varil ham petrol alacaklarını açıkladı. Şimdi petrol almanın tam zamanı diyen Trump bu düşüşün nedeni kimsenin şu anda araba kullanmaması. Fabrikalar, iş yerleri kapalı yorumunu yaptı. Amerika'da ise bazı büyük iş yerleri üretime geri dönmeye hazırlık yapıyor. Boeing uçak fabrikası 27 bin çalışanını işbaşı yapmaya çağırdı. Yurt içinde de gündem salgının etkisinde. Dolar dün 6.95 lirayı test etti yeniden. Bu sabah da güne bu seviyeye yakın başladı. 6.94.88'lerde 0.18'lik bir yükseliş yaşıyor. Borsa tarafında ise değer kazancı vardı. BIST 100 endeksi günü %0,78 değer kazancıyla 98.945 puandan tamamladı. Az önce vadelilerin açılışında sizlere aktardık. Daha sert bir tepki veriyor. %0,9'a %1'e varan bir düşüşle açıldı. Türkiye'nin 2 yıllık gösterge tahvil faizi %9 seviyesine inerek 3,5 yıl aradan sonra ilk kez tek haneye indi. Amerikan borsalarında petroldeki düşüş kaynaklı gerileme dikkat çekiyor. 3 endekse değer kaybetti. Dow Jones %2'nin üzerinde düştü. Avrupa tarafında ise görünüm daha çok pozitifti. Euro dolar karşısında 1.08 seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. Asya borsaları dediğimizde bu sabah düşüş kaydettiğini söyleyebiliriz. Çin'de %1'e varan bir düşüş, Japonya'da %2'ye varan bir düşüş çıkıyor karşımıza. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Hong Kong'un kredi notunu düşürdü. Bu silsile ne kadar sürecek? Bu da önemli bir başlık. Amerikan tipi ham petrol fiyatlarının az önce durumunu paylaşmıştık. Brent petrolde de fiyat kaybı var. Dün 28 dolardan 25 dolara kadar inmişti. Şimdi de altına indi. 24 dolar 75 centten bizim ithal ettiğimiz birim işlem görüyor %3,2'lik düşüşte. Altın güvenli liman altında çok önemli bir değişim aslında yok. 1700'ün altında 1690'ların altına iner mi bu süreçte bakıyoruz dikkatle. Dolar TL çarpanıyla hemen bir grama yansımasına da bakalım. Gram altında 379 lirayı görüyoruz. Geçen hafta 387 ile rekor tazelemişti. Çeyrek altın 619, yarım altın 1221, tam altın 2471 liradan alıcı buluyor. Hemen Tuncay Turcucu'ya yeniden dönüyoruz. İntegral Yatırım Araştırma Direktörü'ne soruyoruz. Altınla ilgili çok soru var. Tuncay yeniden merhaba. Şöyle bir sorular içerisinden altın başlığına bakıyorum. Mesela İsmail Kara soruyor. Altın sert düşüş sebebi ile altından çıktım. Acaba yeniden yatırım için dolar mı altın mı tercih edilmeli? Şimdi dolarda da bir yukarı yönlü hareket kıpırdaması görünce herkes tekrar aynı ikilime geldi. Bir de mesela konut vardır. Konut koronavirüsle dinlemedi diye Mart satışlarındaki rekor çıkışı da aktarmıştık. Şimdi izleyicim soruyor altın mı dolar mı? Yani aslında dolarda şöyle bir risk var. Dolar evet yönü yukarı şu anda. 6.80'in üzerine çıkmasıyla beraber bizi de ürküttü. 7 olur mu? Olabilir. Şu şartlarda bu şartlar sürerse böyle devam ederse olabilir elbette ki. Ama yani bu swap hattıyla ilgili yeni bir haber olması halinde Türkiye'ye dışarıdan yeni bir kaynak gelmesi halinde neyse dolarda çok hızlı da bir düşüş de yani olabilir. Ve siz buradan almakla öyle bir yerden almış olursunuz ki bayağı bir zirveden almış olursunuz. Ve hani bu böyle 90 artı 3'te yenen bir gol gibi olur. Çıkmaz o golde uzunca bir süre o zararı telafi etmek de mümkün olmayabilir. O yüzden yani böyle de bir risk var. Bu nedenle ben dolar zaten önermem alalım şeklinde bir yorumda yapmam. Bence böyle de önemli de bir risk var. Altın alınır mı? Altın alınabilir. Ons altından bahsediyorsak eğer. Ons altını almak mümkün.
Yani 1650'lerin üzerinde kaldığı müddetçe ons altın yukarı doğru yaramazlık yapacak. Öyle bir havamız var. Zaten baktığın zaman Melda çok enteresan. Şu anda bütün rüzgarlar altın için esiyor gibi. Niye? Çünkü birincisi işte dün S&P'de bir satış oldu. Petrolde bir anomali seviyesinde bir hareket yaşadık. Hemen ons altında yukarı doğru 1700'ün üzerinde bir zıplama oldu. Hemen huzursuz oldu ve güvenli liman işlevi oldu. Şimdi bu virüs olayı bitse bu sefer de dünyada likidite bolluğundan ötürü bir alım olabilir altında. Faizler çok aşağıda. Dolarda bir düşüş oluşabilir. Bu nedenden ötürü de ons altın için aslında olumlu bir seyirde yaşıyoruz. Yani sanki hani ons altını alabilmek daha mümkün olabilir ama içeride vatandaş tabii ki gidip de ons altına yatırım yapması zor. Yani gidecek bir aracı kurumdan hesap açacak orada ons altın üzerine ya Viyop'ta ya da FX'te işlemler yapacak. Bunları yapan da var ama hani herkesin şey yapması da zor olabilir. Gram altın alınıyor. Gram altın için de açıkçası eğer dolarda öyle bir sert düşüş oluşursa gram altın ilk etapta bir 350'lere dek düşebilir ama ondan sonrasında ons altının yaratacağı yükselişin de etkisiyle de birlikte muhtemelen yeniden yukarı doğru bir hareket orada izlememiz mümkün olur. Yani ben olsam doların yerine gramı tercih ederim ama ben zaten biliyorsun hep hisseden yanayımdır, hisseciyimdir. O yüzden ben her zaman borsada uzun vadeli yatırımın çok daha ciddi getiriler sağladığına da inanırım ve izlerim de. Evet. Tam da onu söyleyecektim aslında. Hani Ayşe teyze nasıl ons alsın diyecektim. Bir de kapalı çarşı da kapalı. Kapalı çarşı açılınca ne olur? Buna dair de bir not ekleyelim mi öngörülerini? Tabii yani şimdi gramınız olsa satmak isteseniz satamıyorsunuz. Almak isteseniz gidip de almanız zor. Yani bu yüzden de biraz daha böyle hani uygulaması da zor. Fakat hisse senedinde ise daha likit bir piyasa var. Bir de ben sana bir şey söyleyeyim. Yani buradan da söylemiş olalım. Gram altını almanız için illa kapalı çarşıya ya da bir kuyumcuya gitmenize de gerek yok. Yani bir aracı kurumda bir hesap açtığınız zaman borsada altın yatırım fonları var. Aynı hareketleri yapıyorlar. Aynı fiyattan işlem görüyorlar. Viyop'ta şeyler var. Buralarda hem dijital olarak yani fiziki olarak değil daha da güvenli bir şekilde pozisyon açmış olma şansınız var. Hem de likit bir şekilde pozisyon açma şansınız var. Bunu da bence yavaş yavaş artık yani halkımız, vatandaşta zaten bu konuda ciddi bir adım var. Yani artık giderek borsada açılan hesaplar artıyor. Bu şekilde yapılan uygulamalar artıyor. Ama hani yastık altından çok biraz daha sistem içerisinde olan ve çok daha likit istediğin zaman alabildiğin ve istediğin zaman da Evet. satabildiğin bir düzen içinde de olmakta da fayda var aslında. Evet. Finansal okuryazarlık adına bu gelişirken dijital bankacılık hizmeti de bunu sunarken dikkat çekmiş olduk. Bir iki dakika içerisinde şu soru da önemli. Halil Öz diyor ki Merkez Bankası faiz indirimine gider mi? Kurdaki hareket diğer yandan tüm ekonomilerdeki durum merkezin elini ne kadar güçleştirir? Yani aslında Merkez Bankası Başkanı hafta sonu bence mesajı verdi. Ben onu okudum. Yani şey enflasyonda eli rahat. O nedenle muhtemelen faiz indirimi yapacağız. Fakat işte bu petrolle ilgili veya başka şeylerden ötürü oluşan bu biraz olumsuz havanın da etkisi yüzünden sınırlı 25 bas puanla 50 bas puan arasında bir indirim olacağını ben öngörüyorum. Bunun da kurda ekstra olağanüstü yukarı doğru itici çok büyük bir etkisi senin de olacağını da zannetmiyorum açıkçası. Dolar endeksi yalnız çok önemli. Bu aralar dolar endeksinde yeniden yukarı doğru bir hareket var. Eğer o yine yüzlere doğru uzarsa içeride kurda da biraz yukarı eğilimde yaratabilir Melda. Evet.
Bu sözle birlikte reklama gidelim. Borsanın açılışını görelim. Orada da süremiz varsa yine borsanın açılışına dair Tuncay Turşucu'nun değerli görüşlerini alalım. Şimdi reklam. Her yudumunda, her anında sıfırın sonsuz lezzetini keşfet. Sıfır şeker, tonik. Türkiye'nin tek koruyucu içermeyen sıfır kalori toniği. Uludağ Sıfır. Bugün herkesin söylediği tek şey var. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Evet, bazı şeyler eskisi gibi olmayacak ama... mesela bu kucaklaşma eskisi gibi olacak. Bu mutluluk, bu hasret, bu bereket, bu kutlamalar, bu rekabet, bu emek, bu canlılık, her şey. Evet, aslında her şey eskisi gibi olacak. Bu güven de hep aynı kalacak. Bu zor dönemlerde de Sompo Sigorta olarak acentelerimizle birlikte her zaman olduğu gibi hep yanınızdayız. Çünkü biz sizi anlıyoruz. Bu da geçer, bu da geçer. Dayanmalıyız, dayanmalıyız. Hemen karar verme, sabret. Bu da geçer, dayanmalıyız, dayanmalıyız. Böyle kalmaz, zamanla düzelir elbet. Bu da geçer Türkiye, bu da üzülme. Yarın başka bir gün, yarını bekle. Bu da geçer Türkiye. Sakın üzülme. Peros. Nefis vişneler, yoğun kaymak ve çikolatayla el değmeden hazırlanan yepyeni Kartdor klasikler açılsın. Öyle büyük hazırlıklara gerek yok. Kartdor varsa sevdiklerine bir tatlılık yapmaya zaten hazırsın. E hadi o zaman Kartdor'la sen de sevdiklerine bir tatlılık yap. Pilavada baş başa duru bulgur, salataya dolmaya baş başa. Aşureye baş başa duru bulgur, zeytinyağlı sebzeye baş başa. Gelin baş başa verelim, yemeklerde duru baş başa bulguru deneyelim. Baş başa lezzetle baş başa. Sigaradan çektiğiniz her nefes sizi koronavirüse karşı 14 kat daha savunmasız yapar. Tedavinizi zorlaştırır, iyileşme şansınızı düşürür. Koronavirüs sigarayı sever. Şimdi sigarayı bırakmanın tam zamanı. Yeşilay Danışmanlık Merkezi. Şu baharatı, şu lezzeti. Mare sucuğun hastasıyım. Bir ben mi? Herkes hastası. Mare sucuk. Bu salı BİM'de Kahve Dünyası 3'ü bir arada hazır kahve 16'lı paket 8 lira 50 kuruş. 100 gram bütün bademli sütlü çikolata 6 lira 95 kuruş. Kahve ve çikolata keyfi için Kahve Dünyası'ndan daha birçok ürün bu salı BİM'de. Siz istediniz, biz yaptık. Şimdi yeni faturalı dünyasına gelen tüm Türkcellilere ilk aya özel 30 GB'a kadar internet ve onlarca hediyeden birini seçme fırsatı. Ayrıca 10 yıl ve üzeri Türkcellileri de özel indirimler bekliyor. Dilediğiniz teklifi seçmek için hemen dijital operatör uygulamasına girin. Efendim, borsada açılışı bekliyoruz. Dolar TL 6.94.96'da, 7.52.77'lerde Euro TL. Sosyal mesafeli değerli konuğumuz Tuncay Turşucu, İntegral Yatırım Araştırma Direktörü. Açılışı bekliyoruz Tuncay. 98.945'te bekleyiş sürüyor. Viyop'ta ama sert bir hareket olmuştu. Nasıl bir gün olur diye notunla başlayalım kısa da olsa.
Evet, yani şeyde Amerika'da future'lar çok fazla aşağıda değil. En azından o yönden ümidim var. VIOP'taki düşüş çok fazla korkutmasın. Yani ilk başta yanlış fikirler olmasın. Hafif aşağıda bir açılışımız ama olabilir belki. Fakat günün ileriki saatleri her zaman için önemli. Yani borsada dün çünkü pek çok hissede endeks 30 hisselerinde alımlar oldu. Bugün de eğer onlar devam ederse belki eksi bile açılsa sonradan yeniden yukarı doğru hareketlerde olabilir. Dataları alıyorsunuz sanıyorum şu anda. 98.368 de %0,58'lik kayıpla yeni güne başladı borsa. Ne dersin? Evet. Yani tahmin ettiğim gibi yani VIOP 1000 puan ama endeks daha sınırlı açtı. Bir tepki olabilir. 97.500'ün üzerinde kaldığımız müddetçe bence çok fazla ürkülecek bir durum yok. Olabilir bu tarz yorgunluklar. Peki. 97.500'ün aşağısı riskli olacak. Çok teşekkürler Tuncay Turşucu, İntegral Yatırım Araştırma Direktörü. Geri sayımda bizimleydi. Teşekkürler diyoruz kendisine. Geri sayımı noktalıyorum efendim. Saat başı haber bülteniyle karşınızdayım.